Türkiye'de bulunan uluslararası gözlemciler referandum koşullarıyla ilgili endişelerini dile getirdi. AGİT ve Avrupa Konseyi temsilcileri kampanyanın eşit olmayan şartlar altında yürütüldüğü ve adil bir ortamda gerçekleşmediği şikayetinde bulundu. Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz pusulalar hakkındaki son kararının ise önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığı ve kanunla çelişkili olduğu değerlendirmesi yapıldı. Anayasa referandumunda iki tarafta eşit fırsatlarda kampanya gerçekleştirmedi. Seçmenlere reformların önemli bir kısmıyla ilgili tarafsız bilgi verilmedi. Almanya ise oylamanın az bir farkla sonuçlanmasının Türk toplumunun derin bir şekilde bölündüğünü gösterdiğini ve bunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sorumluluk getirdiği değerlendirmesinde bulundu. Sonuçlar Türk toplumunun derin bir şekilde bölündüğünü gösteriyor. Bundan sonrası büyük oranda Erdoğan'ın muhaliflere nasıl davranacağına bağlı. Bizim Avrupa'da bu ülkede demokrasinin yaşaması için nasıl etki yapabileceğimizle ilgili fırsatları düşünmemiz gerekecek. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise Erdoğan'ın son yaptığı açıklamaya atıfta bulundu ve Türkiye'nin idam cezasını geri getirmesinin Avrupa değerleri ve taahhütlerinden tam kopma anlamına geleceğini söyledi.